Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Türk Anayasa Hukuku dersinin 7. ünitesinden bir soru çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın yargı ile ilgili görev ve yetkileri arasında yer almaktadır? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşması yapmak. B. Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak. C. Kanunları yayımlamak. D. Başbakanı atamak. E. Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. 1982 Anayasası Cumhurbaşkanı'na oldukça geniş yetkiler vermiştir. 82 Anayasası'nın Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini düzenleyen hükümlerine bakıldığı zaman Cumhurbaşkanı'nın yetkileri devletin üç temel fonksiyonuna paralel bir biçimde alt başlıklara ayrıldığı görülür. Bunlar Cumhurbaşkanı'nın yasama ile ilgili olan yetkileri, Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili olan yetkileri ve Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili olan görev ve yetkileri olarak gruplandırılabilir. Soruya baktığımız zaman sorunun şıklarında bizim bulmamız gereken ilgili işlemin hangi devlet fonksiyonunun altına hangi devlet fonksiyonuyla bağlantılı olduğunu bulmak. A şıkkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşması yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organı olduğu için bunun Cumhurbaşkanı'nın yasama ile ilgili bir yetkisi olduğunu kolaylıkla görebilmekteyiz. Bu şıkkı bu çerçevede eleyebiliriz. B şıkkı Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak, Cumhurbaşkanı'na parlamentonun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği kanunlara karşı Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açma yetkisi verilmiştir. Bu yetki yasama ile ilgili bir yetkidir. Çünkü kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi söz konusudur. Bunu da bu şekilde eleyebiliriz. C şıkkındaki kanunları yayımlamak ifadesinden de açıkça anlaşıldığı şekliyle kanun bir yasama işlemidir. Hatta yasama organının gerçekleştirdiği en temel işlemdir. Yasama fonksiyonunun kanun yapımı. Kanunların yayımlanması da doğal olarak yasama ile ilgili bir yetki olarak, görev ve yetki olarak karşımıza çıkmakta. D şıkkındaki başbakanın atanması ise başbakan yürütme organının başı olduğuna göre başbakanın atanması da yürütme organı ile ilgili bir işlemdir. Doğal olarak başbakanı atamak şıkkını da bu çerçevede eleyebiliriz. E şıkkı kalıyor. Doğru yanıt Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu üyelerinin seçilmesi Cumhurbaşkanı'nın yargı ile ilgili bir yetkisidir. Neden? Çünkü Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu yargı organının temel bileşenini oluşturur. Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu üyelerinin seçilmesi de doğal olarak yargı ile Cumhurbaşkanı'nın yargı ile ilgili görev ve yetkileri arasında yer almaktadır.